İkinci videomuz, ilk videoda Aslan'a kamyonet çektirdik. Faik de yanımızda. Şimdi yanımızda Sezgin Bey var. Anne mi dedin lan? Sorma ya, anne dedi sanki. Aa, şurada kızlar fena. Sinan'ım tam buradalar. Aha, topu. Kuyruklara bak. Gideceğimiz köpeğimiz yaklaşık kaç tane kurt boğma olayına karıştı? Burada kuzular var, koyunlar var. Tamam. Burayı gördük. En aşağı iki tane. Burası da tam bir kurt bölgesi. Yani benim çiftliğim tam bir kurt bölgesi. Yani her gece kurt, çakal mutlaka yaklaşmak ister. Geçen yıl bu kadar iyi köpeklerimiz yoktu. Geçen yıl birkaç tane kurban verdik. Kurtlar da akıllı tabii. Yani köpekleri oyalıyorlar. Yani bir iki tanesi köpekleri oyalayıp öbürleri yan taraftan giriyorlar. Akıllı köpek oyalanmaz. Ama bazı köpeklerimiz tam işi kavrayamıyor. Geçen sene böyle bir olay yaşadık ve 2-3 tane uyanana kadar 2-3 tane şehit verdik. Ama bu sene gelen kurtlara karşı köpeklerim hiç sesini çıkarmadı. Ta gelene kadar. Baktım hepsi bir yere sindi kaldı. İyi köpek orada çıktı meydana işte. Kurtlar buraya girdiği anda hepsi birdenbire saldırdılar kurtlara. Ortalık karıştı. Oo. Tabii. Burası ortalık neresi? Karıştı. Tam o adı şeyde verelim. Uzun Köprü. Edirne Uzun Köprü, Hasanpınar yolu üzeri burası. Bülbül mevki. Yani buradan zaten büyük ormanlıkları açılıyor. Yani kurtlar sürekli buralarda. Hep ensemizde yani. Şimdi bu diyorsun kurt boğdu. O evet, zaman şöyle boğdu. Diyeceğim. Benim Boran diye bir efsane köpeğimiz vardı. Kangal. Kangal Türk'ün. Evet. O 10 tane kurt boğma olayına karışmış. Yani 10 tane olay yaşanmış kurt boğma olayına. O zaman bu arkadaşı da yine öyle tanıtacağım. Tabii. Kaç tane karıştı abi? Tabii. Ben 2 tane kurdu boğduğunu gördüm. 2 tane kurdu boğduğunu canlı canlı gördüm. O zaman abi buna da kurt boğmuş efsane. Paşa. Türk aslanlarından, Türk çoban köpeklerinden bir tanesini göstereceğiz. Adı da Paşa. Paşa. Evet, adı da Paşa. Karşımıza gel. Paşa gel. Paşa insanlara bir şey yapmıyor. İnsana kesinlikle bir şey yapmaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Dostu düşmanı çok iyi bilir bunlar. Maşallah abi. Dostu düşmanı çok iyi bilir. Ve 90 santim? Santim üzeri. 90 santim üzeri. Paşa'nın Paşa. Babası Malaklı'dır. Yani annesi de Anadolu çoban köpeği yani. Ya Malaklı Anadolu çoban köpeği şey yani. Meleze. Tamam melezlenmiş bir ırk. Ama Türk çoban çok... köpeği. Aynen. İşte, yeri tarz, Türk Anadolu çoban köpeği açıkçası. Bunlar hepsi bizim süper yerli köpeklerimiz. Kurtlar buradan geldi uluyarak. Yani karşı tepeden. Tabii karşı tepeden korkutmak amacıyla uluya uluya geliyorlar zaten. Yani önce bir oyalama taktiği yaptılar. Yani tepelere bir tanesi tepelerde gezinip oyalama taktiği yaptılar. Ama benim köpeklerim hiçbiri çıkmadı. Bu sefer hiçbiri çıkmadı. Geçen seferinde onun peşinden sürekli gittiler. Onun için bu hataya düştük. Onun için ölü verdik. Ama bu sefer hiçbir kımıldamadı yerinden. Bir iki köpeğim sayesinde öbürleri de kımıldamadı yerinden. Ondan sonra iyice yaklaşınca birdenbire saldırdılar. Ben de sonra öbür ilk çektiğiniz Karadayı'nın zincirini saldım. Bayağı bir boğuşma oldu. Burada komşularımız falan gördüler. Kar vardı çünkü millet böyle çaya maya geliyor sabah. Yani çok acayip bir boğuşma oldu yani. Kurtların bunlara yakındı kurtlar. Çok siyah. Gelmiş mi mesela? İçeriye doğru girmişler mi koyunların yanına? Yoksa buralarda mı oldu? Buralarda oldu. Bundan buralarda sonra oldu. Yaklaştırmadılar zaten. Yaklaştırmadılar. Ne renkti? Biri siyahtı kurdun. Siyah kurt, kara siyah kurt. Kurt tabii. Burada zaten ben siyah kurt, kırmızı kurt sürekli yani böyle... gördüm kurtlardı tabii. Bir de şimdi tam bazen yalık zamanına denk geliyor onların kışa yakın. Yalık zamanına denk geldiği için 7-8 tane birden geziyorlar. Of. Tabii geldikleri zaman sürü öyle halinde geliyorlar. Tabii 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 sürü halinde geliyorlar. Yani
Ama köpeklerimizin iyi olması bizi çok büyük masraftan kurtardı. Yani çünkü geçen sene yani ben koyuncu arkadaşlara tavsiye ediyorum. Bir encek alıp fazla diyorlar, 1000 lira veriyorlar. Ama el ale oş olsun. Bak o kadar söylüyorum. Şimdi encekleri de çektiniz. Bu encekler de... Yanlarına gidelim tekrardan onlara. Tabii gideriz. Yani, şimdi ben şunu da söyleyeyim. Kurt boğan köpek görmedim demeyin. Evet. Bu bizim videolarımda ikinci örneğim. Evet. Boran'dan sonra ikinci örnek. Şahane bir örnek hatta abi. Efsane bir şey. Gerçekten çok güzel. Kilo kaç biliyor musun? Abi 80 üzeri. Boy zaten 90 dediniz. Boy 93 evet. Santim falan. 93 santim. Evet. Ay maşallah. 93 santim var mıdır? Ay maşallah. Ay maşallah. Önce o dişiler vardı, gidiyor. Önce dişiler gidiyor. Gördüğünüz dişiler bir de koyunların içinde vardı. Önce dişiler gidiyor. Dişiler tabii daha hızlı olduğu için onları yakalıyor. Ama esas boğmayı. Esas boğmayı. Boğuşmayı esas onlar altın yapıyor. Vuruşu bunlar yapıyor. Boğuşmayı bunlar yapıyor. Tabii. Enikleri bir çekelim. Karşılık vermez paşa. Yani bu da bizim eniklerimiz. Hangisinin yavrusu bu? Buradaki. Bu biraz sonra gideceğimiz abimizin Ezo'nun yavrusu. Ezo'nun yavrusu. Bu arada biz buradan başka bir yere mi gideceğiz? Evet. Başka çiftliği de dolaşacağız. Tamamdır. Bu orada... dişilerinizi bir görelim abi ben sizin. O dişiyi de göster bana. Tamam. O ilk hata yaptı dediğiniz var ya. İlk hata yapan o koyunların içinde zaten. Onu çektiniz. O da mecburi yani yanında arkalayacak köpek olmadığı için mecburi gitti. Mecburi gidiyor ama kurtlar dediğim gibi hem büyük hem çok akıllı. Sürü sahiplerimiz dediğim gibi yani iyi köpek alsınlar. İyi köpek alsınlar. Yani mallarında gözleri kalmasın. Yarın öbür gün. Şu kaç aylık? Bu 7-8 aylık civarı. 7-8 aylık ama kocaman maşallah. Evet. Bu... evet. O da o kadar. O da 7-8 o kadar. Aylık. O dişi maşallah. Bu bunların hepsi dediğim gibi biz bazen gidiyoruz. İnsanları pek sevmiyorlar bazıları tamam mı? Yok bunlar seviyor. Sıkıntı bunlar, yok. Şeyle işleri yok. İnsanla pek işleri yok. Ha gece farklı. Gece yaklaştırmaz. Yaklaştırmaz. Ben bile bazen arabayla dibine kadar inip hani bağıra bağıra çağıra çağıra sesimi tanıtmaya çalışıyorum onlara. Öyle de olması lazım zaten yani. Evet. Herkes girer o zaman. Gece vakti düzgün insanın benim çiftliğimde işi ne? Aynen öyle. Bu iş o dişiyi yani. Bir görelim. O dişi biraz sıkıntılıydı yalnız bana öyle dediler. Dişi sıkıntılı biraz. Dişiyi görelim. Gel. Şöyle kız. Bu kısmımız da söyle abi. Gebe. Hayırlısıyla ama çok güzel bir kangal kancığımız. Yani bunda hiç geri vites yok. Şimdi şöyle yani, gerçekten görüyorum o safkan. Bir örnek yani. Evet. Dişilerde. Yani bizim için sürüler önemli. Sürüye kesinlikle ve kesinlikle insan, hayvan, yabani hayvanı hele hiç sokmazlar. Özellikle başka bir hayvanı da hiç sokmuyorlar. Süper. Başka bir hayvanı da hiç sokmuyorlar. İlk atılan bu muydu kurda? İlk atılan budur. Bu gidiyor. Muhteşem bir şey. Bir de siyah dişimiz var. O gidiyor. Ondan sonra dediğim gibi paşa olay patlıyor. İşi bitiriyor yani. Paşa işi bitiriyor. Evet. Şahane bir şey. Evet. Şimdi bana Karadayı hediye eden ufaklıktan Ali Dereli abim yeni bu sene çiftlik kurdu. Çiftlik yaptı. Onun çiftliğine geçeceğiz. Tamam o zaman. Kaç da, köpeği var biliyor musun onda? Orada da iki dişi, bir erkek, bir de ufak yavruları var. Tamam bir gidelim bir görelim.
videonun sonunda da söylemiştik Ali abimizin yanına geleceğiz diye. Hoş burada hoş bulduk abicim. Koyun da besliyor musun sen? Besliyorum koyun. Köpekler herhalde davara gitti. Davara mı gitti diyorsunuz? Nasıl diyorsunuz ona? Koyuna gitti. Koyuna gitti. Burada o yüzden pek köpekleri bulamadık. Yavrular var. Bir de kızımız var. İsmi neydi o? Ezo. Ezo. Ezo'nun gözünü de sorarlar genelde videoda hemen şey yapıyorlar. O göz kirazı. Göz kirazı olmuş. Operasyonla alınacak. Aynen öyle. Operasyonla alınıyor. Onun bir operasyon geçirmesi lazım ama sıkıntı değil. Öyle büyük bir olay değil. Aynen öyle. Burada ne yapıyorsun abi? Senin çiftlikte ne var? Burada Halep keçileri var. Bir de koyun var. Senin gördüğün profesyonel kameran var. Meslek kameram nedir? Kameram da var. Ben kendim aslında fotoğrafçıyım. Fotoğrafçısın. Aynı meslekte sayılır. Aynen öyle. Ama bu işi de yapıyoruz yani. Koyun satıyor musun buradan, keçi, koyun falan? Yani isteyenler olursa? Yani yavrularından satıyoruz şu an. Yavrularına yani kuzu amaç veriyorsun. Amaç olarak yok. Tabii kuzu ve oğlak satımı yapıyoruz yani. İyi, süper abi. Buradan mesela adak kesmek isteyen alabilir mi senden? Arada oluyor öyle gelen. Yani adaklık oluyor. Damızlık genelde ben satıyorum. Adaklıktan çok damızlık olarak satıyorum. Süper. Evet, damızlık bakıyorum. O zaman şey, kuzularda, koyunlarda böyle cins koyunlar. Cins koyun, cins keçi. Öyle, evet. Her koyunu adağa gitmez abi. İstersen çekebilirsin. Tamam, çekerim. Gelecekler ben şimdi geldiği zaman. Onların bir görüntülerini alırım. Yağmur başladı. O yüzden fazla tutmayacağım. Bütün arkadaşlar toplandık burada. Ali abimin burada. Ali abi çok güzel Halep keçileri yetiştiriyor. Hani koyunları da güzel ama keçiler anaç olarak hani veriyor. Hani değerlendirmek isteyen gelip bakabilir. Köpekler de ona keza ama köpeklere mi satılık değil. Köpekler evet. Hep abi biçilmiyor. Hani köpekler parayla verilmiyor. Hani ayağınızda konu, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz her şey. Teşekkür ederim. Dediğim gibi bugün Uzun Köprü'deydik. Son giderken Uzun Köprü'nde o son halini çekeceğim ben. Bu videoya da koyarım onu. Çünkü bana söylediler. Bayağı bir pismiş. Yetkililerden de bir duyurursak çok güzel olur. O suyun bir haline tabii. Çiftçi milletin efendisidir. Aynen öyle. Köylü milletin efendisidir. Köylü, çiftçi milletin efendisidir. Onun için bu hayvancılara, çiftçiler, bu kalkınmak üretimle oluyor. Bu insanlar üretimle uğraşıyor sürekli. Zor durumdalar yani. Benim buradan tek söylemek istediğim, hani meralarımıza sahip çıkalım. Biz İstanbul'da oturuyoruz. Bak her şey oldu. 3 misli, 4 misli. Yani. Biber almaya çalışıyorsun. Şu an şeyle yarışıyor. Et fiyatlarıyla yarışıyor neredeyse. Biber, patlıcan, domates bunlar. Siz olmazsanız zaten biz de orada bir şeyler yiyemiyoruz. Siz varsınız ki biz tok kalıyoruz abi. Yoksa aç kalırız açıkçası. Çobanın sermayesi sopadır. Yem besleyerek hayvancılık olmaz. Arkadaşım da biliyor kendisi. Yani, evet. Şu sopayla arkasından gidersen bir şeyler kazanabilirsin. Onun için meralara sahip çıkalım, ben diyeceğim o kadar. Aynen, teşekkür ederim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Instagram sayfalarımız, arkadaşların, hepimizin Instagram sayfası videonun alt köşesinde geçiyor. İsterseniz ulaşabilirsiniz oradan kolaylıkla. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.